Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda e, katıl butonu yeni açmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Hem katıl butonundan gelen bağışlar vardı. E, hem de birkaç gün oldu işte ücret karşılığında bölüm geçiyorum ayıpları söylemesi. E, onlarla ilgili ne yaptığımızı herkesin bilmesini istiyorum ki zaten hakkı sonuçta sizin paranız abi. Ne al ne o nereye gittiğini bilin. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Katıl butonundan gelen ücret 42.06 dolar oldu. Söylemiştim yani bu YouTube'dan gelen gelir arkadaşlar benim hesabıma ayın 22'sinde yatıyor. Yani şu anda ben video çekiyorum. Saat 1.10 e var şu anda ben video çekerken. Şöyle de göstereyim. 1.10 e var abi. Bugün itibariyle hesabıma yattı. Şimdi dolar şu anda 6.97 mi? 6.78 neyse öyle bir şey. Ben 7 liradan hesaplıyorum abi. 42.06 çarpı 7 dedim arkadaşlar. 294,42 TL tutuyor. Yine tanıdık kişi yaptım. 300 TL'ye yuvarladım arkadaşlar. 300 TL katıl butonundan gelmiş arkadaşlar. Bir anket yapmıştık kanalda hatırlarsanız. Bu 300 TL'yi ne yapalım diye. Yani 300 TL <laughs> o zaman 300 TL geleceğini bilmiyorduk da. Yani bu katıl butonundan gelen ücreti ne yapalım ve bir tavsiyede bulunmuştum. benim birebir tanıdığım bir ablamız vardı arkadaşlar. Ablamızın eşi hastanede Hastaneden çıktı bu arada. Bakırköy amatem e yapmıştı. İntihar etmeye çalışmış adam para kazanamıyorum diye. Bu sıkıntı arıyor. Bir de bir kızı vardı. Kızının gözünde bir sıkıntı vardı. Genç bir kızı. 10 e, kere iğne olması gerekiyormuş. Bir iğne 3000 TL'ymiş abi. Ya 30 bin TL abi. Neyse. Ya rakam yüksekti. Buraya şimdi bağışacağız. Şimdi bu parayı e, ona verirken çekemeyiz. Yani bu çok büyük bir ayıp olur abi. Bir insanı çekmek ayıp olur. Ama bilginiz olsun arkadaşlar. Para yola doğru çıktı. Ben bu videoyu çekerken yola doğru çıkmak üzere para. Gidiyor yerine ulaşacak arkadaşlar. Bugün ulaşacak. Yanlış bilmiyorsam ayın 24'ü bayram abi. Doğru mu? Pazar günü galiba bayram da abi. Yanlış hatırlamıyorsam. En azından yani hiçbir şeylerini karşılamaz ama en azından yani en azından bu kadar abi. Eldeki malzeme bu kadar diyelim. Hani sizin göndereceğimiz yani sizin bu katıl butonuna yaptığınız bağış bu kadar arkadaşlar. 300 TL. Yani katıl butondan gelen bütün paranın nereye gittiğini bilin arkadaşlar. Bu bir. İkincisi. Dedim yani ben ücretle bölüm geçiyorum demiştim arkadaşlar. İşte atıyorum. Hatta videosu da var kanalda. İşte e, koleksiyoncunun parçası olmayan ünvanları kastık. İşte şövalye ünvanı kastık bir arkadaşımıza. Şövalye ünvanını 100 TL'den kastım arkadaşlar. O arkadaşımızdan muhabbetimiz devam ediyor. O 100 TL'de Fatih'te oturan bir aile var arkadaşlar. Fatih'te oturan bir aile var. 100 TL oraya gönderilmek üzere yapıldı yani 22 Mayıs saat 11.13 de yani bugün arkadaşlar dedim yani ücretler yatıyor vesaire falan bir de ben 22'sinde denk geliyor ee, bağış olmak üzere yani e, bağış demeyeyim emaneti yerine ulaştırmak üzere gerekli olan kişiye 100 TL'lik arkadaşlar para transferini yapmış bulunmaktayız yani 400 TL oyundan gelen katılı bu durumdan gelen hem de bölüm geçtiğimiz için aldığımız ücret arkadaşlar yerlerine gitmek üzere hepsi yolda İnşallah bugün hepsi yerlerine ulaşacak onun dışında e, hani koleksiyoncunun parçası olmayan ünvanı kasmıştık. Tek turlar için falan arkadaşlar. Onun içinde de fidan bağışı istemiştim. Fidan bağışı istemiştim. Bir tane arkadaşımız Tema'ya bağışını yaptı arkadaşlar. Tema'nın sitesine girerseniz ki açıklama bölümüne linkini koyuyorum. Orada var arkadaşlar linki. E, 12 TL'ye fidan bağışı yapabiliyorsunuz. En son baktığımda bugün Elazığ Bademlik diye bir yer vardı. Oraya fidan bağışı üçlü yapılıyor. Yani bir tane 12 TL, üçlü 36 TL. Ee, bu arkadaşımız henüz daha bölümünü de geçmedik bu arada. İsmini vermeyeyim. Gerçi Hüseyin bizim arkadaşımız yani. Bizim kanaldaki katılımcı arkadaşlardan bir tanesi. Yani e, bir yer geçeceğiz. Henüz geçmedik Vallahi <laughs> henüz geçmedik ama geçeceğiz. O da 12 TL'lik bağışını temaya yaptı arkadaşlar. Allah kabul etsin. Hayrını çok güzel bir hayır. Ondan sonra cuma, dikiliagacim.com diye bir site var arkadaşlar. Ben normalde bağışlarımı buradan da yapıyorum. Benim yaptığım şahsi bağışlar bu arada hani kimseye gösterecek değilim. O ayrı o benim. Benim abi benim kimseye vermem abi. Hani diyoruz ya sağ elim verdiğimi sola O bizim abi. O bizim, o bizim o sizin değil. Siz de yapmak istiyorsanız aşağıya linklerini koydum bu sitelerin. Fazlası da var. Şehit aileleri yakınları derneğinin de sitesini aşağı, e, linkini aşağıya koydum. Oraya da yapabilirsiniz abi. Veya sizin bildiğiniz başka varsa oraya da yapabilirsiniz. Dikili ağacım var arkadaşlar bir arkadaşımıza koleksiyoncunun parçası olmayan ünvanlı kasa tek bir bölümü vardı. Şimdi yani tek bir bölüm aslında kolay bir yazan en azından benim için kolay. Yani orası için şimdi otur belli 100 TL para istenmez. Ayıp. Ama ne isterim abi? Utanmadan ayıp olmayacak bir şey. Bir fidan dikin abi. Bir fidan dikin. Mesela dikili ağacım girdiğinizde 10 TL'ye bir fidan dikebiliyorsunuz. işte kendi yerinizi falan seçiyorsunuz arkadaşlar. Orası size sertifika veriyor. Mesela ben Burada yazmış. Şimdi bazı bilgileri gizledim. Oraya dikili ağacım var logosunu koydum. Demiş ki bağış işleminiz başıyla tamamlanmıştır. dedi. Filan bağışınız için teşekkür ederiz. Sertifikanız. Sen abi sertifika alıyorsunuz. Abi çok güzel değil mi? Yani Allah aşkına. Yani bu dünyada dikili bir ağacınız oluyor abi. Şimdi şöyle bir muhabbet var arkadaşlar. Ee, bir gün sahabenin biri Hazreti Peygamber'e geliyor ve soruyor. Diyor ki işte ey Allah'ın Resulü. Hani Dünyanın sonu gelmek üzere biliyorsun mesela ne yaparsın? Yani aslında tavsiye istiyorlar. Ne yaparsın diye soruyor. Bu hikaye bu, bu hikayeyi birçok kişi de bilir bence. Hazreti Peygamber diyor ki dünyanın sonu gelmek üzere ise eğer elimde bir fidan varsa o fidanı dikerim diyor abi. Bir tohum varsa onu dikerim diyor. Bu hadis çok önemlidir arkadaşlar. Muazzamdır yani bu bu e, bu hikaye muazzamdır. Zaten Atatürk de Atatürk de kendi hayatına bu hikayeyi almıştır arkadaşlar canlı yayında Atatürk'ün de bu bu hikaye bu hadiste bir bir nasıl söyleyeyim yaşanmışlığı var abi. Muazzam bir hareket. Atatürk abi Atatürk ya. Atatürk'e soruyorlar abi sen niye nasıl bu kadar başarısın diyor. Ben diyor Hazreti Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor örnek aldım abi diyor. <laughs> Olay bitmiş. Neyse. O din konularına bir ara gireriz hani. Magile Savra doğru da gireriz abi. Bu arkadaşımız da buraya fidanını yaptık. Koleksiyoncunun partisi olmayan ünvanını kastık. Ve arkadaşlar bu hakikatıl butonu bitti önümüzdeki ben bunu hep yapacağım abi. Her dadan yapıyorum? Hani sizinle sizden gelenler yani bu katıl butonundan gelenlerle bir şeyler yapacağız. Bizim arkadaşlar kanalımızda bir arkadaşımız var. Bir öğretmen arkadaşımız var. Aynı zamanda moderatör. Belki tanıyorsunuzdur. Musa diye bir arkadaşımız var arkadaşlar. Hani Skype da sürekli oturuyoruz, konuşuyoruz. Bu arkadaşımız Kilis'te arkadaşlar. Zihinsel engelliler öğretmeni. Bu arada ben fotoğrafları internetten aldım. Henüz Musa'dan bir fotoğraf almadım abi. Şimdi şöyle bir şey. Bu ayda arkadaşlar buradaki zihinsel engelli arkadaşlarımızın ihtiyacı için. Yani bunlar sonuçta e, asıl zihinsel engel demek doğru değil abi. Ben size açık söyleyeyim yani. Bence zihinsel engelli olanlar başta ben olmak üzere birçok normal dediğimiz insanlar abi. Çünkü bazı şeylerin değerini bilemiyoruz. Kalplerimiz taşlaşıyor. Yani insanlıktan kopuyoruz. Birbirimize sövüyoruz, saydırıyoruz. Daha ileri seviyeye gidiyoruz abi. Dünya menfaati için orayı bombalıyoruz, burayı bombalıyoruz falan. Belki zihinsel engelli biziz abi. Neyse. Burada öğretmenlik yapan arkadaşımız bu öğrencilerden özellikle birinin ailesine bakacak abi. Eğer böyle bir hakikaten çok ihtiyacı olan varsa yine buradan ne kadar toplayabilirsek 200 300 500 TL ne kadar toplayabilirsek oraya yardım yapmayı düşünün arkadaşlar. Musa öğretmen bu konuyu organize edecek bize. Bize güzel düşen görev abi buradan topladığımızı Musa öğretmenine vermek. Ama bunlar hakikaten çok özel abi, çok özel insanlar. Yani bunların tabii ki çok çok özel, çok çok özel bakıma ihtiyacı var. Abi adam bunların öğretmenliğini yapıyor. Şimdi ben normal arkadaşlarım var. Hiç bu şekilde bir öğretmen arkadaşım yoktu. Yani normal öğretmen arkadaşlarıma bakıyorum abi. Normal öğrencilerle bile uğraşmak ızdırap. Ya şöyle düşün abi evli var, adamlar vardır. Mesela bizim Recep var mesela. Bir tane kız çocuğu var Allah bağışlasın. Burak var mesela. Burak'ın da iki çocuğu var. Abi bazen çocuklarla ev kendi çocuğunla bile uğraşmak. O kadar zorken bu kadar öğrencilerle ve bu, bu tarz özel ilgi isteyen öğrenciler uğraşmak gerçekten bence. Baksana abi şu şirinliğe bak gözünü seveyim. Yani bunlara abi yardım etmek bence bizim boynumuzun borcu değil. Abi yardım etmiyoruz. Bak bir kere bunu anlayalım abi. Yani bu cümleyi kullanıyorum yanlış kullanıyorum. İnşallah Allah affeder. Yani yardım falan etmiyoruz abi. Biz emaneti aslında yerine ulaştırmayı çabalıyor, çabalıyoruz. Çünkü bizim değil abi. Bizim değil yani. Parayı aşağı ben mi yarattım abi? Benim değil ki. İşte veren var demek ki. Yaratıp veren var. Emaneti veriyorsa bunun yerine ulaştırmak mı? Şuna baksın abi gözünü seveyim. Yani bu uh, velasıl dediğim gibi arkadaşlar. Yani bu arkadaşlara bu emaneti ulaştıracağız. Bu ayda bunu yapıyoruz abi. Bu ayda bunu yapacağız. Buradaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize Emanetlerini ulaştırmak için. Yani katıl butonu bu arada başladı. Yani katıl butonu gelirleri devam ediyor. Önümüzdeki ayın 22'sinde yine benim hesabıma düşecek arkadaşlar. Aynı zamanda ben bölüm geçmeye, ücretli bölüm geçmeye de devam ediyorum. O ücretli gelen gelenler arkadaşlar yine nereye yaptıysam tek tek hepsini burada olduğu gibi göstereceğim. Ama dediğim gibi yani bu arada bu dikili var.com ve tema vakfı özellikle şu dikili ağacım var.com benim bayağı güvendiğim uzun süre çalıştığım bir ee, Firma. Firma demek. Firma da yanlış oluyor abi. Neyse. Yani böyle bir kurum, kuruluş arkadaşlar. Keza tema. Yani Hayrettin Karaca'nın hikayesini okudum. Okumanızı tavsiye ederim abi. Adam oğlunu kaybediyor. Sonra diyor ki ben diyor bu ülkenin hiçbir toprağının yani bir karışını bile işte kaybolmasına izin vermiyorum. Bu ülke arkadaşlar her yıl bir Kıbrıs kadar toprak kaybediyor. Hayrettin Karaca diyor ki ben diyor bu toprağı kaybettirmeyeceğim kardeşim diyor. Her yere ağaç dikeceğiz, fidan dikeceğiz diyerek abi böyle bir olaya başlıyor ve işte tema bugün böyle çok büyük bir yere geliyor. Tema olur. Dikilacimvar.com olur. Mesela ben asker kökenliyim. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Şehit halleri ve yakınları derneği var. Benim orada bir askerim şehit olmuştu. Ben askerken şehit olmuştu. Oraya da keza dediğim gibi yani yaptığımız bağışları kimse bilmesine gerek yok abi. Yapabilirsiniz. Aşağıya 3 sitenin linkini attım arkadaşlar. Yani illa bunun için katıl butonundan destek olmanıza gerek yok. Ne bileyim bölüm geçirtmenize gerek yok. Yani problem değil. Gönlünüzden kopuyorsa kimin ne durumu varsa tabii ki durumu olmayanlar için bir sıkıntı yok. bir şey yok abi. Yani <laughs> kiminin parası kimin şey vardı neydi o esnaf ağzı vardır böyle. Ya işte bir indirim yap indirim yap diyor ya abla diyor vallahi diyor son. Bu sefer alıcı da diyor ki ya öyle demiyor diyor kiminin parası kiminin duvası bereketli gelir. Öyle yani abi bu muhabbette kiminin parası kiminin duvası arkadaşlar. Yaptıklarımız bu şekildedir. İnşallah önümüzdeki ayda sizinle beraber yaptıklarımızı burada göreceksiniz abi. Çünkü bu sizin yaptıklarınız nereye gittiğini bilin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hani bazen diyoruz ya işte videoyu beğenin edin diye. Yani videoları beğenmeniz daha çok izlenmesine sebep oluyor. Yabancıların falan da haberi oluyor. Tıklandıkça da gelir artıyor abi. Gelir arttıkça da tosuncukla beraber karamel macchiato içiyoruz abi şimdi. <laughs> Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.